Katolik Kilisesi ile Ortodoks Rus Kilisesi yan yana geliyor. Şimdi müsaade ederseniz, bir iki dakika bana müsaade ederseniz bir şeyden bahsetmeye çalışacağım. Buyurun, ne demek? Derler ki Birinci Dünya Savaşı'nda işte Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı, Rus İmparatorluğu yıkıldı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkıldı, Alman İmparatorluğu yıkıldı. Avrupa'da taç bir tek İngiltere kralın, ya işte o zaman kral vardı, kralın tacı kaldı. Şimdi kimse şunu söylemiyor. Vatikan'la İngiltere el ele verip de dünyanın kendinden sonraki ikinci büyük kilisesi, Ortodoks Kilisesi'nin başındaki adamı yok eden, yani Romanov sülalesinin başındaki adam Çar II. Nikola'ydı. Çar II. Nikola, 5. George, yani İngiliz kralının halasının oğlu, pardon teyzesinin oğlu, halasının oğlu 2. Wilhelm. Onlar akrabalar biliyorsunuz. O ortadan kaldırıldı. O zaman kilisenin mal varlığına el kondu. Bir sürü o zaman Ortodoks papası öldürüldü. Bunun içinde Vatikan'ın olduğunu herkes biliyor. Zaten İngiltere'nin olduğunu bilmeyen yok da Vatikan'ın olduğunu da herkes biliyor. Buna rağmen yani sizin geçmişte, daha şurada geçmişlerken 1917'de kilisenizi lağvetmiş, kapatmış, servetine el koydurtmuş, bir sürü adamın kafasını koparmış adamla siz bugün alavere hızlı ve kestirme söylenmiş sözler ama içinde biraz derinlik var. İnşallah biri döner bakar. Çünkü aynı zamanda bir şey daha oldu Yiğit Bey. İngilizlerin önünde ve Vatikan'ın önünde ikinci büyük engel de kalkmış oldu. 1917'de Rus Çarı 2. Nikola aynı zamanda kilisenin başıydı. Yani bizdeki halife gibi ona söyleyebilirsiniz. Onu yok ettiler, ailecek temizlediler. Çünkü ondan sonra gelen kimse olmasın diye. Biz de neden bakarsanız 6 sene sonra biz de hilafeti ortadan kaldırdık. Yani hem Vatikan'ın önündeki iki yani dini abide kalkmış oldu, liderlik kalkmış oldu. İngilizlerin önünde de kalkmış oldu. Şimdi bugün kimse İngiltere'ye şunu söylemiyor. İngiltere Kraliçesi de biliyorsunuz aynı zamanda İngiltere Kilisesi'ni temsil eder ve İngiltere Kilisesi'nin başıdır. Yani İngiltere Kilisesi toplandığı zaman Kraliçenin başkanlığında toplanır. Ondan sonra kral gelirse kralın başkanlığında toplanacak. Biliyorsunuz bunun da kanunu 1534'te 8. Henry zamanında çıkartılmaya taşıyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. Harp çıkartıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bırakın giden imparatorlukları asıl iki önemli şey gidiyor. Ortodoks Kilisesi'ni yok ediyorsunuz. Yani yeni yeni toparlamaya başladı. Ve hilafeti Osmanlı'yı yıkarak Osmanlı'dan da hilafeti kaldırıyorsunuz.